Savaş uçaklarına binmek için pilotlar teorik eğitimin yanı sıra pratik bir eğitimden de geçiyor. Ancak bu pratiği geliştirmek için direkt olarak bir F-16'ya binemiyorlar. Bu da kademeli olarak gerçekleşiyor. Temel incelikleri öğrenmek için işte bu geçiş evresinde eğitim uçakları kullanılıyor. Biz de bugün sizlere yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş ve Hürjet başta olmak üzere rakiplerinden de bahsedeceğiz. Türkiye'nin savunma sanayi alanında gelişimi kara, hava, deniz yani her alanda sürekli yukarı ivmeyle ilerliyor. Hürkuş da işte bu gelişmenin bir parçası olarak oluşturuldu. Muharebe alanları için pilotların eğitilmesi gerekiyor ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eğitim uçakları çok eskiydi. Hürkuş T-37 uçağının yerine konmak için tasarlanmış bir uçak. Eğitim uçakları pilotların becerilerinin gelişmesi, muharebe alanına hazır hale gelmelerini sağlıyor. Aynı zamanda güvenli bir uçuş için de deneyim kazandırıyor. Yapılan hatalar gelişmiş ve pahalı savaş uçaklarında olabilecek olası kazaların da önlenmesini sağlıyor. Finansal açıdan da bu uçakların işletme maliyetleri daha düşük. Böylece pilotların öğrenme aşamasına ekonomik bir çözüm oluşturuyorlar. Ve tabii ki iki kişilik kokpitle eğitmen, yönlendirme ve müdahale ederek pilotların tecrübe kazanmasını sağlıyor. Savaş uçakları daha karmaşık bir teknolojiye sahip olduğu için pilotlar eğitim uçaklarıyla bir sonraki aşamaya hazır hale gelir. Bu uçakların silahlı versiyonları ise muharebe alanında da görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Hürkuş ve Hürjet'te eğitimini tamamlayan pilotlar artık F-5, F-16'lara geçmek için yeterli düzeye geliyor. Türk Hava Kuvvetleri de T-37'ler muharip pilotlara eğitim vermek için artık son derece eski olduğu için TAI ile bir kontrat imzalamıştı. Hürkuş 2013 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Pervaneli uçaklar çok eski gibi dursa da aslında o da büyük bir boşluğu dolduruyor. Birinci olarak eğitim, diğeri ise muharebe alanında jetler çok hızlı olduğu için kısa mesafelerde yakıt ikmali veya başka ihtiyaçlar için daha yavaş hareket eden uçaklara ihtiyaç var. İşte Hürkuş'un muharebe alanında böyle bir görevi de var. Yani hafif taarruz ve jet eğitim uçakları yakın hava desteği amacıyla da kullanılıyor. Bakım ve maliyetleri de oldukça düşük. Jet eğitim uçağı Hürjet ise pilotun sensör videoları izleyebildiği sistemi yöneten akıllı çok işlevli ekrana sahip. 1.4 Mach hız, 45 bin fit irtifaya kadar görev yapabiliyor ve 3 tona kadar da faydalı yükü gövdesinde taşıyabiliyor. Hürjet'in birim maliyetinin 15-25 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu adede ve donatılacak silah teknolojilerine göre değişiklik gösterebilir. Rusya'nın Yakovlev Yak-130 uçaklarından bahsedelim. Yakovlev Yak-130 Rus ve İtalyan ortak yapımı 1991 yılında geliştirildi. İlk uçuşunu 1996 yılında gerçekleştirdi. 4. ve 5. nesil savaş uçaklarına benzeyen dünyanın ilk eğitim uçağı. Rus Hava Kuvvetleri envanterine 2009 yılında girdi. 1.4 Mach hızda görev yapabiliyor. Yak-130'da Ivchenko AL-22 motorları kullanılıyor. Bu motorlar uçağa 11.100 librelik bir itki kuvveti üretiyor. Rus pilotların Su-35, Su-57 gibi savaş uçaklarını kullanmak için kabiliyetlerini geliştirdiği bir uçak. Rusya bu uçakları Cezayir, Vietnam, Bangladeş, Belarus, Myanmar, Suriye, Mısır, İran gibi pek çok ülkeye ihraç ediyor. Yak-130'larda eğitim uçağının olmasının yanı sıra hafif taarruz uçağı olarak da görev yapabiliyor. Alüminyum kompozit gövdeye sahip, 2 koltuklu ve 3 tona kadar mühimmat taşıyabiliyor. Yak-130'un birim maliyetinin yaklaşık 15-20 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Hürjet'in diğer rakibi KİT-50 Golden Eagle uçağına bakalım. Kore ve Amerika'nın ortak yapımı bu eğitim uçağı Kore Havacılık ve Uzay Sanayi ile Lockheed Martin tarafından 1990 yılında geliştirildi. 2002 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KİT-50'nin akrobasi ve savaş amaçlı olarak 3 farklı versiyonu daha mevcut. 1.4 Mach azami hızı var. KİT-50'de General Electric'in F-404 motoru kullanılıyor. Bu uçakta da 2 pilotluk oturma alanı var. Süpersonik ileri seviye bir jet eğitim uçağı. T-50'nin de maliyeti yaklaşık 25-30 milyon dolar civarında. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.